Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi Elbistan'da bir caddeye verilmişti. Dolayısıyla meclisin gündem dışı maddesi olarak görüşülüp o ismin kaldırılmasına karar verilmiş. Sevgili arkadaşlar, yaklaşık 2012'den bu yana Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Sizler de yakından takip ediyorsunuz. Elimizden geldiğince siyaseti önce nezaket biliriz ve bu nezaket duyguları içerisinde siyaset yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz şehrimizin hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak her yurttaşın özgürce oy verdiği, tercih ettiği yöneticileri alaşağı etmek değil, onların performansını artırmak yönünde. Bu anlamda bir eksiği, bir yanlışı, bir eleştiri konusu olduğu zaman dikkat buyurun, ben bunu basın aracılığıyla yapmıyorum. Belki bu konudan sizler de muzdaripsiniz. O ilgili yöneticiyi arıyorum ve şurada şu eksik var, burada bu yanlış var ya da bir konuyu eleştiriyorlar, direkt yüzüne ifade ediyorum. Şimdi bu siyasi nezaket olduğu gibi bizler de idareciyiz. İdarecinin performansını düşürmemek anlamında bu nezaketi gösteriyoruz. Ancak görüyorum ki Büyükşehir Belediye Başkanı bu nezaketten yoksun, kendi meclisindeki, egemen meclisindeki meclis üyelerini dinlemeye bile tahammülü yok. Şimdi Sayın Güngör, siz bu Ankara'dan mı öğrendiniz tek adam modelini, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde de mi uygulamaya çalışıyorsunuz? Orada Millet İttifakı'nın da belediye meclis üyeleri var. Bunları niye dinleme zahmetine girmiyorsunuz? Zaten çoğunluğunuz var. Zaten bunu geçireceğiniz aşikar. Dolayısıyla dinlemek size ne kaybettirir? Belediyeciliğin kitabını yazdım diyorsunuz. Ben hala şüphe ediyorum sizin yazdığınızda. Ya bu kitap yanlış yazıyor. Siz yanlış okuyorsunuz. Ya da teoride yazıldığı gibi değil bu siyasi pratik. Siz her işi yapıyorsunuz ama maalesef belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Şehrin bu kadar sorunu varken, mahallelerde bu kadar sorun varken, köylerde bu kadar sorun varken, üstelik adaylığınız döneminde vatandaşa söz verdiğiniz projeler varken bunları yapmak yerine gündem dışı alıyorsunuz. Nedir o? Kemal Kılıçdaroğlu isminin değiştirmesini. Talimatla mı iş yapıyorsunuz? Sormak istiyorum. Talimatla mı iş yapıyorsunuz? Yoksa Sayın Genel Başkanımızın sözde Cumhurbaşkanı demesinden kaynaklı olarak mı bunu yaptınız? Oysa her fırsatta Sayın Genel Başkanımızı aşağılarcasına hakaret dolu cümleleri sarf eden AKP Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bulvarlardaki isimlerini de değiştirebilecek misiniz? Sormak istiyorum size. Şimdi biz nezaketimizden dolayı şehir yıpranmasın diye bunları hiçbir zaman ifade etmedik. Sizi rencide edecek hiçbir açıklamanın içerisinde bulunmadık. Birebir ilettik. Ama gündem dışı aldığınız maddeye bakar mısınız? Bir de gündemimize bir bakalım. Gündeminizde de neyi almışsınız? Kredi talebi. Meclisten kredi talebi ediyorsunuz. Size iş sorulduğu zaman her fırsatta borcumuz var. Borcumuzu ödüyoruz diyorsunuz. İş yapmaya gerekçe olarak onu gösteriyorsunuz. Ama sürekli kredi talep ediyorsunuz. Gündemlerinizden bir tanesi. Diğer bir gündem, pandemi döneminde bırakın belediyeleri, vatandaş esnafa yardımcı olmak için inanın bana gidiyor o esnaftan keyfi alışveriş yapmaya çalışıyor ki buna nasıl katkı sağlarız? Al işte örneği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde var. Aş evini kapattı. Esnaflardan yemek alıyor. Okul servislerini kiraladı. Belediyenin araçlarını kilitledi. Okul servislerine bunları dağıttırmak suretiyle hizmet veriyor. Siz ne yapıyorsunuz? Gündeminiz hal esnafının teminat miktarını belirlemek için gündem oluşturuyorsunuz. Yine bir başka gündeminiz imar planı değişikliği. Kimlere rant sağlamaya çalışıyorsanız bunları da yeni zamanı geldiği zaman gerek ilçe başkanlarımız gerek bizler gerekli açıklamayı yaparız. Ama normal gündeminiz bu. Bir diğer konu su ve atık su ücretlerinin görüşülmesi. Ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel. Siz gelin Fatih Erkoç'un yaptığı projelerin üstüne oturun. Kayak merkezi. Ondan sonra da kendi projelerinizi hayata geçirmeyin. Çok iş yapın ama bir tek belediye başkanlığı yapmayın. Ondan sonra gündeme aldığınız konular ortada, gündem dışı görüştüğünüz konular ortada. Unutmayın ki talimatla gider. Eğer bu bir talimatsa, talimatla gider. Üstelik de sizin geleneklerinizde bu var. Bu anlamda Sayın Güngör, biz siyaseti sadece milletvekilimizin yapmasını öngörüyoruz. Çünkü Sayın Milletvekilimiz Ali Öztunç 730 bin seçmenin oyunu almışçasına herkesin sorumluluğunu sırtında hissediyor. Ve buna ilişkin çok güzel muhalefet yapılması gerekirse muhalefet de yapıyor. Ama dert muhalefet yapma değil. O vatandaşların hakkını, hukukunu savunmak üzerine çok güzel işler yapıyor. Bazen Zülfü Yar'a dokunduğunda Ali Öztunç'a olmadık saldırılar yapılıyor. Halbuki bırakın şehirde bir tane de konuşan olsun. Bu şehrin, bu güzel şehrin sorunlarını ortaya koyan bir siyasetçi de olsun. Biz susuyor, Sayın Öztunç konuşuyorsa bu bizim konuşmayacağımız anlamına gelmez. Bu anlamda biz Sayın Güngör'den bir açıklama bekliyoruz. Bu işi talimatla mı yaptınız? Kendi tasarrufunuz mu? Kendi tasarrufunuzsa başka hakaret eden liderlerin de isminin geçtiği caddeleri değiştirecek misiniz? Değiştirmeyecek misiniz? Aksi takdirde talimatla gelmişseniz talimatla gidersiniz Sayın Güngör, tamam mı?